İşte merakla beklenen İHA gösterisi şimdi başlıyor. Şu an tam 300 İHA'mız özel bir yazılımla kontrol edilerek havalanıyor ve Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin üzerinde yükseliyor. Daha önce bu teknoloji Türkiye'de ilk kez İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz anma törenleri esnasında İstanbul Boğazı'nda Kuleli Askeri Lisesi'nde kullanılmış ve unutulmaz bir gösteriye imza atılmıştı. Şimdi de Beştepe'de rüya gibi bir gece bizleri bekliyor. Türk tarihinin dönüm noktasıdır bugün. Bir milletin üzerinde kara bulutların dolaştığı anda şimşek gibi atıldık bir semte yedi koldan. Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan. Kadın, yaşlı, genç, çocuk demeden bir milletin şahlandığı, tek vücut olarak bir araya geldiği o kutlu zamanda bir gün yine dolu dizgin atlarımızla yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla. İşte şanlı yıldızımızı böyle koruduk o gün. Gök kubbenin altında nice zaferler kazandık da böylesini ne duyduk ne de gördük. Yahya Kemal'in dediği gibi şimdi yedi kat arşa kanatlı. Ankara'nın semalarında büyük zaferin coşkusuyla kenetlendi. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşadım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. 30 Ağustos 1922 zaferi yalnız Türk milletinin değil, tüm ulusların, tüm insanlığın ya istiklal ya ölüm parolasıyla yürüme kararlılığının ve bu doğrultuda atılmış tarihi bir adımın bayramıdır. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da. 30 Ağustos Zafer Bayramı, Türk milletinin ordusuyla birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yazdığı benzersiz bir kahramanlık destanıdır. Kazanmak istersen sen de zaferi, gürleyen sesinle doldur gökleri. İşte gökyüzüne kazıyoruz tarihi. Öyle güzel süslüyor ki gökleri, ay ve yıldız, o şanlı hilal. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarının hepsi helal. İşte dalgalanıyor şanlı hilalimiz. G
genç Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinin taçlandırıldığı 30 Ağustos zaferinin 98. yıl dönümünde milletimiz tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet ilkesi etrafında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir kez daha bütünleşiyor. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında diriliş ruhuyla hareket eden Türk milletinin yükselişine 2020 yılında da tüm dünya şahit olmaya devam ediyor. Türk milletinin hürriyet aşkı, kahraman ordumuzun cesaret ve fedakarlığı 30 Ağustos 2020'de de Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğü ve bekasının teminatıdır. Bir bir açılırken göğe son defa yarıştık. Allah'a giden yolda meleklerle karıştık. Geçtik hepimiz dört nala cennet kapısından. Gördük ebedi cetleri bir anda yakından. Aziz şehitlerimizin günüdür bugün. Ülkesini seven, bayrağına aşık Türk milletinin günüdür bugün. Kutlu olsun Zafer Bayramımız. Azerbaycan'dan Kosova'ya, Libya'dan Makedonya'ya, Doğu Türkistan'dan Bosna'ya, Cezayir'den Kudüs'e, dünyanın dört bir yanındaki Türk evlatlarının 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Alparslan Malazgirt Ovası'nda Anadolu'nun kapılarını nasıl araladıysa 30 Ağustos 1922'de de büyük Türk milleti Anadolu'nun esareti kabullenmeyeceğini ve ebediyen Türk yurdu olarak kalacağını tüm dünyaya ilan etmişti. İçinde müreffeh bir ülke olarak muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaktı. Bugün enerjiden savunma sanayisine, teknolojiden sağlığa her alanda bağımsızlık benim karakterimdir prensibiyle Mustafa Kemal'in açtığı bu yolda kendi kendine yeten ve günden güne daha da büyümekte olan bir Türkiye var artık. Mustafa Kemal Atatürk hedefi göstermişti. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri demişti. Şimdi o emri göklere yazdık insansız hava araçlarımızla. Ama sadece göklere yazmıyoruz. Bugün güçlü donanmamızla, hava kuvvetlerimizle, Oruç Reis'le, Turgut Reis'le Akdeniz'deyiz. Ege'deyiz, Karadeniz'deyiz ve ilelebet burada kalacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Atatürk'ün İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri ilkesini 100 yıl sonra da aynı anlayışla muhafaza etmeye devam ediyoruz. Bu ilke ve hedeflerden asla vazgeçmeyeceğiz. Bütün dünya bir kez daha şahit oluyor. Cumhurbaşkanlığı külliyemiz üzerinde uçan insansız hava araçlarımız hedefimizi haykırıyor. Hedefimiz Akdeniz'dir. Hedefimiz Ege'dir. Hedefimiz Türk ulusunun bağımsızlığı ve birliğidir. Ve bundan asla taviz vermeyeceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman gazilerimizi, toprağımızı al kanlarıyla bezeyen aziz şehitlerimizi hürmet, minnet ve şükranla bir kez daha yad ediyoruz. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.
İşte Ankara semalarında 16 büyük Türk devletini sembolize eden 16 yıldız ve ortada da Türkiye Cumhuriyeti'ni simgeleyen güneş figürü. Tüm dünyaya bağımsızlık ülkümüzü haykırıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı tüm milletimize kutlu olsun.